Evet kıymetli gençler, bugün 18 Haziran, artık AYT sınavından da çıktık. Hepinize geçmiş olsun öncelikle. Yine aynı temenniler, ne o? İnşallah güzel, hoş sonucuyla da sizi tatmin edecek bir sınav geçirmiş olursunuz. Şimdi ben birkaç not aldım AYT sınavıyla alakalı, onlarla alakalı konuşacağım. Öncelikli olarak buradan İsmail Bey'e teşekkür edelim. Bizi iki gündür okulumuza, sınav okulunu taşıdı. Kendisi güzel, hoş, hakikatli bir matematikçidir. Buradan ona ve bütün Cizre halkına selam olsun diyelim. Şimdi öncelikli olarak matematik konuşacağız tabii haliyle. Gerçi fen ve edebiyat sorularını da çözdüm ama abi, pek de çözdüm sayılmaz. Dünkü sınavın nispeten rahat, matematik adına özellikle geometrisinin rahat, anlaşılır ve süre yetecek olsa çözülebilir sorulardan oluştuğunu ifade etmiştim. Fakat bugün bir nebze soruların daha zor olduğunu ifade edebiliriz. Güzel sorular, rahat sorular vardı. Mesela fonksiyon soruları nispeten rahattı. Veya hatırlarsanız bir parabolde grafik sorusu vardı. A çarpı B çarpı C sıfırdan büyük diye. O tarz klasik soruların bulunuşu tabii sınava bir miktar rahatlattı. Ama bunun yanı sıra mesela bir polinom sorusu vardı ki o x küp artı ax kare artı bx eksi 2 gibi bir şey. Yanlış olmasın öyle bir şeydi. Bunun bir adet reel kökünlü olduğunu ve P1'in 0'a eşit olduğunu falan söyleyen soru bence güzel bir soruydu. Yani. Harika bir soruydu, tatlıydı. Çözerken kendisinden lezzet aldım. O da bana karşı boş değilmiş. Onu da sorunun sonunda söyledi. Bunun yanı sıra eşitsizlik sorusu gayet güzeldi. A artı B'nin 8'e eşit olup işte iki tane eşitsizlik verip eşitsizlik sisteminin 16 sağlayan tam sayı değeri bulduğunu söylediği soru bence hoştu. Benim sorusu biraz farklıydı ama normal işlemleri, rutinleri devam ettirecek olursanız onda da pek bir problem yaşayacağınızı sanmıyorum. Fakat binom sorusunu görünce binom noktasında kendine güvenmeyen öğrencilerin o soruda pek bir işlem yapmayacağı kanısı oluştu bende. Ama o kanının üzerine gidip soruyu çözenin, yani en azından uğraşanın soruyu çözeceğini düşünüyorum. Asal sayı sorusunu beğendim. Yani klasik asal sayı sorusuna benziyor aslında ama genelde o tarz durumlarda asal sayılardan birinin 2 olmasını gerektirecek şekilde veriler oluyordu. Fakat burada bir tanesinin 5 oluşunu, sanırım Q idi o. Aynen, bir tanesinin 5 oluşunu gördükten sonra soru çok güzel bir şekilde kendini veriyordu. Kartezyen çarpım sorusunu gene beğendim. ABC kümelerinin eleman sayılarıyla alakalı olan. Orada da kümelerin eleman sayılarını oturtabilmek İlk başta biraz tuhaf görünüyor ama o soru da gayet güzeldi. Mutlak değer sorusu yine maşallahı vardı. A artı B artı C'nin mutlak değerinin artı B'nin artı B eşit olduğunu söylediği mutlak değer sorusu gayet güzeldi. Bunun yanı sıra logaritmalı bir alan sorusu vardı. Bence o da hoştu, tatlıydı. Yani cebir kısmı genel itibariyle aldığım notlar, sınav sonrası da yazdığım kağıt. Tabii sınavın ister istemez yaş 70, iş bitmiş de olsa heyecanı ister istemez oluyor. Bugün nispeten Balıkesir'de hava nispeten iyi. Dün bayağı bir basık, bunaltıcıydı. Bugün nispeten iyiydi. O açıdan pek bir problem yaşamadık. Geometri soruları dünküne nazaran biraz sertti. Yani dün daha anlaşılabilir, çözülebilir geometri sorularının olduğunu, yani vakti olan öğrencinin, geometri noktasında biraz altyapısı olan öğrencinin hemen hemen tüm soruları yapabileceğini ifade eden cümleler kurmuştuk. Fakat bugünkü geometri soruları düne nazaran biraz daha sertti abi. Biraz daha zenci sorulardan, biraz daha acımasız sorulardan oluşuyordu. Burada beğendiğim soru, bir kiriş sorusu vardı hatırlarsanız. AB kirişinin CD'ye dik olduğunu mu ne söylüyordu? Bir kirişler dörtgeni vardı orada. Kiriş uzunlukları 1, 5, 10 ve X. X nedir diye soru gayet tatlıydı bence. Güzeldi, başarılıydı. Yani iç kuvveti mesela müfredat dahilinde olmayan iç kuvveti kullanınca soru çok tatlı, hoş, rahat bir şekilde çıkıyordu. Bunun yanı sıra benim 40. sorum, matematikteki 40. sorum analitik sorusu yani. Okuyunca bir çember görünce sorunun içinde dedim baba hani siz çember analitiği sormayacaktınız filan ama sorunun çember analitiğiyle alakası yokmuş. Okurken biraz tedirgin etti. Yani sınava girecek öğrenciler adına tedirgin etti. Fakat çok da çember analitiği sorusu değilmiş. Analitikten yürüyüp geçebileceğiniz bir soru. Doğruların birbirine dik olduğunu çemberi sokuşturarak işin içine saklamıştı.
Bunun yanı sıra birkaç eleştirim olacak. O ne? Abi iki gün girdim. İki günde de eskiden sınavlarda sınıf gözetmenleri iki adet olurdu. Fakat bu sefer tek vardı. Yani ÖSYM biraz porsiyonları küçültmüş, öyle diyelim. Maliyetten kaçmış, öyle görünüyor. Kalemleri iki günde kalemleri beğenmedim. Yani abi kalemler kötüydü. Nasıl kötüydü? Yani tırtıklıydı kalemlerin dış yüzeyi ilginç bir şekilde. Abi o kadar para alıyorsun değil mi? Yani bir adam gibi bir kalem önümüze koy. Yani iki günde ikişerden dört kalem aldım. Dördünün de dış yüzeyi tırtıklıydı. Böyle elde batma hissi, rahatsızlık hissi verecek şekilde. Gene silgiler evet yumuşak silgiydi fakat önceki senelerin silgilerine çok benzemiyor. Önceki senelerin silgilerini ben genelde evde tutarım. İşte çocuktan kalırsa ki bir tanesini en az kendim ayırırım. O yıl içinde kullandığım silgi olur. İşte ders anlatımlarında, soru çözümlerinde, birebirlerde, özel derslerde filan. Fakat bu seneki silgiler bir nebze kalitesi düşüktü zannımca. Ve ilginç bir şekilde tabii bunu sınava başvuran kişi sayısından da anlayabiliriz. Bizim sınıf, bizim okul Balıkesir'de bir ilkokuldu ve güzel bir ilkokuldu, yeni yapılmış bir ilkokuldu. Sıraları biraz küçüktü belki ama yani sınava ilk giren neredeyse yok gibiydi. Yani okulun muhtemelen yaş ortalamasını alsak 40'ın çok rahat üstüne çıkardı. Yani okuldaki genç birilerden biri de bendim. Bu kendi adıma tabii benim için sevindiriciydi. O kadar yaşlı kişinin içinde sınava girmiş olmak ama tabii bu bir açıdan kötü. Neden? Çünkü üniversite sınavının önünde bu kadar yığılmanın oluşu çok iyi bir şey değil. Hem gençler adına iyi bir şey değil hem de ülkenin adına iyi bir şey değil ama sonuç itibariyle geçti 3 milyon 600 bine yakın herhalde yanlış hatırlamıyorsam adayın başvurduğu bir şeyden bahsediyoruz ki bizim girdiğimiz yıllarda 1 milyon 1,5 milyon civarı insan girerdi. Yani 2000'lerin başı ben ilk 99'da girdim sınava. Bu açıdan ülkenin de bir tıkanıklık halinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Mesela bizim okulda sınava girenlerden birinin doktor olduğunu ve avukatlık düşündüğünü yani hukuk düşündüğünü öğrendim. Bu aslında iyi bir şey değil. Yani tıp fakültesi okumuş bir insanın, doktor olmuş bir insanın gelecek adına o yaştan sonra gelecek adına bir takım kaygılarının olmaması lazım aslında ama maalesef var. Burada söyleyeceğimiz söz ne? Tabii size söyleyeceğiz. O da yani hakikaten Allah yardımcınız olsun. İş zor, işiniz zor. Yani biz bir nebze yaşadık, gördük, geçirdik ama sizin sınavınız, önünüzdeki sınavınız biraz daha çetin olacak. Yani bundan sonraki 5 seneniz, 10 seneniz veya kaç senenizse. Burada tavsiyelerimiz ne olur? Daha çok çalışmak. Evet, maalesef daha çok çalışmak. Ve sıyrılmak için bir takım neleri? Ceplerinizi bir takım şeylerle doldurmanız. O da nasıl olur? Yani son yıllarda sıklıkla tavsiye ediyorum. Abi sağda solda dış ülkelerde akrabanız varsa okumak için, çalışmak için yazları, işte work and travel veya öğrenci değişimleri bunları muhakkak kovalayın. Bu artık çok çok daha elzem. Yani bizim zamanımızda derlerdi işte yabancı dil öğrenmeniz lazım şu bu filan ama şimdi yok baba. Zaten memlekette kalınca yabancı dil öğrenmek de mümkün olmuyor. Ne yapacaksın? Baba kesinlikle ve kesinlikle yurt dışına çıkmanız lazım. Yani yaz dönemleri olabilir. 3 aylık, 2 aylık veya işte öğrenci değişimleriyle eğitim öğretiminin bir dönemi muhakkak çıkmanız lazım. Cebinizi doldurmanız lazım. Belki işte yazılımdı, şuydu buydu veya okuduğunuz bölümle alakalı bir takım şeyler okuyup orada kalıp, orada bir takım işler yapıp sonra buraya, ülkeye geri dönmeniz noktasında bir takım işler yapmanız lazım. Yani işiniz çetin, sınavınız zor, hayatınız zor, evet ama hayat bir mücadele. Bu mücadele her daim nefes aldıkça devam ediyor. Sadece nefes alsın yeter diyebileceğimiz bir pozisyonda değiliz maalesef ama abi nefes aldıkça, nefes alıp vermeye devam ettikçe mücadeleye de devam edeceğiz. O zaman sonrasında ne diyoruz? Diyoruz ki abi madem oldu, bitti, geçti, yine aynı güzel düşünceleri söylüyorum. Hepiniz için ümit ediyorum ki güzel, emeklerinizin karşılığını aldığınız hakiki bir sınav olmuş olur. Her ne kadar memlekette emeğin karşılığı çok anlamlı boyutlarda olmasa da inşallah kalbinizdeki, aklınızdaki, gönlünüzdeki üniversiteyi kazanmış olursanız birkaç ay sonra tercihler sonuçlar açıklandıktan sonra. Burada da tavsiyem işte kalan zamanı biraz güzel değerlendirin. Yani yıl içinde yapamadığınız
aklınızda kalan, ya şunu yapayım ama ders çalışmam lazım deyip ertelediğiniz neler varsa onlarla vakit geçirin. Yani Allah korusun mezuna kaldığınızın kendi içinizde garanti olmuş olduğu hissi olsa bile bu önümüzdeki bence bir ayı güzel değerlendirin. Nefes alın. Yani ne demek nefes alın? Abi güzel bir tatil yapın. Mümkünse il değişin. Mümkünse yurt dışına çıkın. Mümkün değilse muhakkak bir mekan değişikliği yapın. Direkt bence dersin başına oturmayın. Bunu mezuna kalanlar için veya bu şekilde düşüncesi olanlar için söylüyorum. İnsan olduğumuzu unutmamak lazım. Diğer duygularınızı, diğer isteklerinizi, arzularınızı da muhakkak es geçmeden güzel bir tatil yaşayın bence. Tabii burada yapacağım yine en güzel tavsiyelerden biri de muhakkak kitap okuyun kıymetli kardeşlerim. Çünkü şöyle bir düzen var. TYT Türkçe sorularını da gördükten sonra diyoruz ki artık kitap okumak değil, böyle derin kitap okumak, yani fikir kitabı okumak, felsefe kitapları okumak daha anlamlı bir hal alacak bundan sonra, öyle görünüyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar söylüyorum, ümit ediyorum ki en güzel günler, en güzel sonuçlar sizlerin olur. Artık bahtınız açık olsun, yolunuz, gönlünüz, ufkunuz açık olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. En yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere. 11. sınıflar için de yaz çalışmalarına kısa bir zaman sonra başlayacağım. Diğer videolarla artık onlarla da orada görüşürüz diyelim. Evet, kıymetli gençler, bana müsaade. Size de güzel günler, güzel gelecekler. Bay bay.